Bu proje ihaleye çıktıktan sonra ihaleyi kazananların hazırladığı bir animasyon vardı. Bir de şimdi değişiklikleriyle animasyonu izledik. Geldiğimiz noktayı bir görelim dedik. Ve şimdi de 2018'i düşünmeye başladım. 2018 yılında inşallah ilk çeyreğinde Türkiye'nin kazanacağı bu havalimanı inşallah bizim dünyanın her yerinde iftihar vesilesi olacak. Tıpkı bir Marmaray gibi. Tıpkı şimdi onun biraz güneyinde yapılmakta olan lastikli sistemin, yani otomobillerin geçeceği çift katlı, aynı şekilde denizin altından tünel gibi. Bunların hepsi Türkiye'ye başka bir heyecan, başka bir güç katıyor. Şimdi tabii benim en önemli heyecan veren projelerimizden biri diye söylediğim Kanal İstanbul. Yani bizim Kanal İstanbul'u da ne yapıp yapıp gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren İstanbul farklı bir cazibe merkezi haline gelecektir. Her yönüyle. Bakın şimdi şu yatırımın maliyeti 12 milyar avroyu bulacak. Devlete KDV'si hariç 22 milyar avro gelir sağlayacak. Fakat bunu hazmedemeyenler var. Ama biz ne diyoruz? At denize, balık bilmezse Halik bilir. Ve böylece yola devam ediyoruz. Bu proje inşallah tüm etaplarıyla tamamlandığında biliyorsunuz dünyanın en büyük havalimanı olacak. Bilindiği gibi bu projenin ihalesini 3 Mayıs 2013 tarihinde Cengiz, Kolin, Limak, Kalyon, MAPA ortak girişimi kazandı. Neler demediler? Neler söylemediler? Yer teslimi 1 Mayıs 2015 tarihinde yapılan projede pistlerde, ana terminal bölgesinde, otoparkta inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Tabii şimdi helikopterle yukarıdan şöyle dolaşırken aşağıda baktık, karıncalar dolaşıyor. Ne o karıncalar? Bütün iş makineleri, kamyonlar hepsi adeta birer karınca gibi gözüküyor. Böyle bir noktada. Tabii yoğun bir gayret var, yoğun bir çalışma var ve bana verilen son bilgilere göre de bu projede 5.328 işçi ve 533 mühendis olmak üzere 5.861 kişi görev yapıyor. İlerleyen aşamalarda bu sayının 30.000'e kadar çıkacağını arkadaşlar bana bildirdiler. Halen 1200'ü kamyon olmak üzere 1653 iş makinesi şantiyede faaliyet gösteriyor. Bu sayının da 3000'e kadar çıkacağı ifade ediliyor. Ama buradan ben şimdi tüm milletime sesleniyorum. İşsizim diyen operatörlere sesleniyorum. İşsizim diyen kamyon şoförlerine sesleniyorum. Bakın şu anda bu şantiyede şoför aranıyor. Ta Vietnam'dan buraya şoför götürüldü. Niye? Her şey olduğu halde, sigortası vesairesi, her şey olduğu halde gelmiyorlar. Ondan sonra da işsizim diye dolaşıyorlar. E buyur işte, iş burada var. Hadi gel. Gel. Maalesef yan gelip yatarak para kazanmaya alışanlar var. Terleyerek değil. Ben karşımda terleyenleri görüyorum. Onun için de sizleri kutluyorum. Bakın burada sendikaysa sendika var. Sigorta var. Ücretler hamdolsun, onu da sordum. Ücretler de fena değil. E böyle bir yerde buyur gel çalış kardeşim. Ve işletmeye geçtikten sonra da yan bütün faaliyetleriyle beraber inşallah bu havalimanında 100.000 kişi görev yapacak. Elbette Türkiye'nin inşaatı süren tek büyük projesi
bu havalimanından ibaret değil. Bakın çok enteresan. Şu anda Sabiha Gökçen günde 628 uçak iniş kalkışı var. Yetmiyor. Şu anda sıkıntı var. Atatürk Havalimanı'nda sıkıntı var. Slot veremiyor. O derece sıkıntı var. Yani bu havalimanının ne kadar büyük önem arz ettiği ortada.